İşte bir rüya dediğimiz şey aslında oradan buraya zaman nasıl sıçramış ve sanki o zaman bu zaman gibi. Raziye ve marziye safhasında sen tatmin olduğun şeyi artık sunarsın. Öncelikle rüya ne demek? Rüya hakikatin yansıtılması demektir. Hakikat güneşle sembolize edilir. Hakikat sonsuz yoğun bir tecellidir ve duyularımız aracılığıyla algılara dönüşür. Rüyanın içindesiniz ama rüya gördüğünüzün farkındasınız. Bedeniniz ölüyor fakat bilinciniz ölmüyor. Diyor ki siz bildiklerinizi uygulayın, bilmedikleriniz size öğretilecek. Tamamıyla İslam her iki boyutu da tam bağlantıda olmak demektir. Köprü yıkılmamış demektir. Evrenle senin aynı birleşimde olduğun o hattı yakalamak demek ölümsüz olduğunun deneyimi aslında. Çünkü orada zaman ve mekan yok. 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 Ezber Bozan TV ekranlarından herkese merhabalar. Yayınlarımızı izliyorsanız ve beğeniyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Bugün kadim bir dostu ağırlıyoruz. Zira Kadim Bilgelik Okulu'nun kaptanı, araştırmacı yazar, eğitmen Kubilay Aktaş bizlerle. Hoş geldin kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. Nasılsın? Sağ ol, sen nasılsın? Çok şükür. Eyvallah. Hoş geldin. Eyvallah. Bugün seninle rüyalardan bahsedeceğiz. En önemlisi akıl ve nefs mertebelerinden bahsedeceğiz. Ben akışı sana bırakayım. İstediğin gibi girizgahını yapsan. Bayağı oldu değil mi? Geçen sene... 1,5 yıl oldu. 1,5 yıl oldu. 1,5 yıl sonra yine Ezber Bozan'dasın. Yine buradayız. Böyle. Gerçi her gün buradasın yani, ama ilk defa ekranı çıkmak aklına geldi. Yani işte bir rüya dediğimiz şey aslında oradan buraya zaman nasıl sıçramış ve sanki o zaman bu zaman gibi. Zamanlar arasındaki algı farkları akıl mertebeleriyle alakalı. Yani hızdan kaynaklı algı değişiklikleri, farklı frekanslar. Ve biz hepsinin içerisinde aslında var olabilmeyi öğrendiğimiz zaman akletmiş oluyoruz. Kalabildiğimiz zaman, dağılmadığımız zaman. Yani insan yapısı itibariyle çok boyutlu. Nasıl ki işte ışığın maddeye dönüşümü var. Işık yoğunlaştığı zaman madde oluyor. Madde kendi içinde ışığı saklıyor ve insanın yapısı da bu. Ve bu yapının hepsinin bilinçleri var. İşte buna nefis mertebeleri diyoruz. Mesela evet. Emmare nefsin bilinci tamamıyla beden üzerinde. Sayalım mı onu? Üzerine. Adım adım tabii. Sayalım. Adlarıyla ve özellikleriyle. Mesela emmare bilinç dediğimiz beden bilincimiz, içgüdü merkezimiz, etki tepki yasamız bizim. Evet. Yani savaş kaç. Buna işte kuvve-i şehviye ve kuvve-i gadabiye deniyor. Kuvve-i şehviye aşırı tutku demektir. Kuvve-i gadabiye korku demektir. Yani doğadaki kanunlar insanda huy olarak çıkıyor. İşte atomun bu yapısı, itme ve çekme yapısı insanda kuvve-i şehviye ve kuvve-i gadabiye olarak çıkıyor. Yani doğadan insana, insandan bilince kadar böyle bir seyir var. Eğer kişi bu etki tepki mekanizmasında kalırsa onun kurbanı oluyor. Bunu kuvve-i akliyeye çıkartmak lazım. Kuvve-i akliye dediğimiz şey yani aklın orada olabilmesi için de aklımızın bir hedefe yönelmesi lazım. Bir ereğinin olması lazım. Bir niyetinin, bir kıblesinin olması lazım. Buna levvame deniyor. Yani kişi kendisini levmetmeye başladığında, ya bir saniye ben bu etki tepki zinciri içerisindeyim sürekli. Savaş kaç modundayım, içgüdümün kurbanı olmuşum. Kendisini levmetmeye başladığında, yani öz eleştiriye başladığında kendisine ilhamlar inmeye başlıyor. O kişi diyor ki aslında insanın seyri sülüğünü anlatıyorum. İçsel yolculuğunu, evet. Ruha olan seyri anlatıyoruz. Diyor ki... Yani öz eleştiriye girdiğinde eksiği gediği oradan ilahi yardımlar, ilhamlar gelmeye başlıyor. Açılıyor. Mesela senin programları izliyor. Artık bir hedefi var. Hakikati görmek. Ve ilhamlar gelmeye başlıyor. İşte o ilhamlar noktası kişinin seyri sülüğünde çok kritik nokta. O ilhamlar yani beynin aslında bir anda birçok portal açtığını düşünürsek... Olasılıklar okyanusu içerisinde bizler ilhamata mazhar olan. Bunlardan uygun olanını seçtiğimiz zaman mutmain nefse çıkıyoruz. Tatmin oluyoruz. Uygunu nedir dersek gelen ilhamın fiziksel izdüşümle olan uyumu. Yani ruh ve beden bütünlüğü, göklerin ve yerin bütünlüğü gibi. Bunu nasıl yaparız? Yani bunun bizdeki işareti nedir? Mutmainiyetin bizdeki işareti nedir dersek yaptığınız işten keyif alıyorsanız, sizi geliştiriyorsa, size bir anlam katıyorsa, bir mana katıyorsa siz artık o mutmain olduğunuz iştir. Aslında sizin Rabbinizin, içinizin, özünüzün, varlığınızın, varlığınızla buluşmanızdır. İşle
haliniz arasında çok bağlantılar var yani. Çok. Evet. Tabii. Çünkü Hazreti İsa Aleyhisselam diyor ki, ürün vermeyen ağaç yok olsun diyor. Mesela Kur'an'da geçiyor. İman ederler, salih amel işlerler. Yani iman önemli ama salih amel yoksa, tamam halin çok güzel ama işinde o şey yoksa, tatminiyet yoksa, o da eksik oluyor. Ruh ve beden bütünselliği gibi. Onun için Tao'cu metinlerde hep şey derler, bu tür çalkantılı olan insanlara, önündeki işle meşgul ol. Çünkü o önündeki iş seni sağaltacak. Yani zihnin çok portallı yapısında siz önünüzdeki işin matematiğine girdiğiniz zaman o sizi şey yapmaya başlıyor, hizalandırmaya başlıyor. Zikir gibi olmaya başlıyor. Ben şimdi mesela ut filan çalışmaya evet. başladım. Şimdi ne oluyor? Sen de bendir vuruyorsun. Evet. Şimdi evet birçok olasılıklar var. Geçmişten gelen yazılımlar var. Yediklerimden kaynaklı yazılımlar var. Bir sürü yerlerden subliminaller almışsın. Beyin ne yapıyor? Bunları kendi kişiliğinde örüntü oluşturup bir şey yapmaya çalışıyor. Dengelemeye çalışıyor. Fakat siz orada o notaların içine girdiğinizde, yani tamamlanmış olan eserlerin içine girdiğinizde, yani mesela Gurdjieff diyor ki altın oran heykellere baktığınızda hizalanırsınız diyor mesela. Yani mimarinin, güzelliğin, bütünlüğün o enerjetik alanı, sanatın iyileştiriciliği. Sanatın iyileştiriciliği. Dolayısıyla sen önündeki işte oynayamazsın, oyalanamazsın. Zihnindeki karmaşalardan çıkman için önündeki işi tam yapman lazım. O sana ne yapıyor? Bismillah dedirtiyor. Notanın başına geçiyorsun. Yanlış nota vuramazsın. O anda sağa sola kayamazsın. Orada olman lazım. Anda olman lazım. Anda olman lazım. Zihinden özgür kalman lazım. Zihinden özgür kalman. Yani mülhimede açılmış olan o çok olasılıkları işinle tatminiyete getirip orada üretim yapma ne oluyor? Raziye ve marziye safhası oluyor. Hayatın sırrını veriyorsun şu anda. Evet. Raziye ve marziye safhasında sen tatmin olduğun şeyi artık sunarsın. O senin şükründür, zikrindir. Yani burada ezber bozanda sen aslında bunun şükrünü yapıyorsun. Biz beraberiz. Evet, yani, çok şükür. Şükrettiğimiz şey kendi kurmuş olduğumuz küçük cennetimizde ilahi sistemin dengeleriyle, kadim bilgeliğin değerleriyle şey yapmak, yaşamak ve bunu paylaşmak aslında. Böyle bir dünya inşasıyla aslında Ezber Bozdan Okulu kuruldu. Yani temelinde yatan şey bu. Bunu da hani söylemek. Çünkü bugün yoğun bir gün. Bugün güzel bir gün, özel bir gün. Her zaman. Yani evet. Buraya geldiğinde. Var ol. Var ol kardeşim. İşte işinden tatmin olduğun için bugün biz de buradayız. Ne güzel sohbet ediyoruz. Seninle birlikteyiz. Bayağı. Rüyalar noktasına geldiğinde neler söyleyeceksin? Şimdi her nefis mertebesinin kendisine ait rüyası var. Fizik bedene ait rüyalar var. Öncelikle rüya ne demek? Rüya hakikatin yansıtılması demektir. Hakikat güneşle sembolize edilir. Hatta rüyada güneşi görmek, işte Cenab-ı Hakk'ı görmek anlamına geliyor. Cenab-ı Hak dediğimiz hakikatin canibi. Tabii insan direkt böyle bir şeyle muhatap olduğunda yanar. Tur Dağı'nda Musa Aleyhisselam Rabbini görmek istedi. Eğer dağ dedi yerinde durursa sen de beni görebilirsin dedi. Yani görülemez bir şeyin göstermesiyle karşı karşıyayız aslında bizler. Yani mesela gözlerimizle görüyoruz ama gözümüzü göremiyoruz mesela. Evet. Aynaya bakıyoruz, aynadan görüyoruz ama aynayı göremiyoruz sonuç itibariyle. Bana diyorlar derste hocam işte gözümüz aynada görüyoruz. Aynada yansımasını görüyorsun, gözün kendisini görmüyorsun. Yani Allah'ı göremeyiz ama Allah'la görürüz demek. Allah'ı bilemeyiz yani Allah'la biliriz demek. Hakikat sonsuz yoğun bir tecellidir ve duyularımız aracılığıyla algılara dönüşür. Yani ışığın prizmadan geçip yedi rengi oluşturması gibi o hakikat prizma dediğimiz zihnimiz aracılığıyla algılara dönüşmeye başlıyor. Rüyalar bu algılar işte. Rüya algılanılan şeydir. Rüya aslında bizim eğer beden ağırlıklıysak bedendeki rüyalar farklı. Eğer düşünce ağırlıklıysak düşüncenin rüya kategorisi farklı. Eğer ilhamlardaysak onun kategorisi farklı. Hepsinin kendisine ait bir hikayesi var, bir bilinci var. İnsan makrokozmosun mikro görünümü olduğu için bilincin seyrinde bilinciniz hangi varlık seviyesindeyse ona göre rüya görürsünüz. Çok ilginç. Mesela biz şu anda bilincimiz
hakikaten pineal bez seviyesine çıksa şu anda aslında rüyada demek şu demek, buranın tamamıyla yansıtılıyor olduğunu, senin ise bunun içinde bir gözlemci olduğunu fark etme halidir. Avatar'a bağlanmak gibi yani. Anlatabildim mi? Çok iyi anladım. O nazardan sen bu varlığa bakarsın. O zaman kitabı okumaya başlarsın. Yani bir içinde kaybolduğun hayat var. Bunun bir realitesi var. Olması gerekir. Bir de tamamıyla tek başınalığın içerisinde gözlemci olduğun, işin devam ettiği, senin onun içinde, öyle söylüyor, bir şeyi bilmekle her şeyi bilirsin. Bu şey senin kendindir. İşte kadim bilgeliğin bütün konusu bu. Bunu ferdiyet deniliyor buna. Uyanma bilinci deniliyor ki nefs-i mutmainneye geldiğinde bir kişi, yani beden, düşünce ve duygu yapısını senkronize edebildiğinde, bu triatlar çok önemli yani. Beden, düşünce, duygu noktası, işte güneş, prizma, yedi renk noktası, Rahman, Rahim gibi böyle triatlar. Bunları dengelediğinde, yani elif, la, mim dediğinde bir ra ışıması oluyor ki, bu ra ışıması, bu ra bilinci, siz bu boyuttasınız ama kaybolmuyorsunuz yine de. Rüyanın içindesiniz ama rüya gördüğünüzün farkındasınız. Bedeniniz ölüyor fakat bilinciniz ölmüyor. Ve siz sonsuzdan beri hep buradasınız. Ve bunun bir açıklaması, bir sorgusu da yok. Var olmanın sonsuz bir demi ve mutluluğu var. Bunu sadece burada nasibince işte. Bazen çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi, bazen inerim yeryüzüne alem seyreder beni diyor ya. Bazen kesret içerisinde dağılıyoruz, renklerde boğuluyoruz. Bazen hakikat güneşine çekiliyoruz. İnsan bu. İnsan böyle bir yolcu. Yani burada rüya görüyoruz. Yani yansıtılıyor. Hakikatin yansımalarını göreceğiz. Ölüm dediğimiz şey de aslında bir aynadan başka bir aynaya geçiş gibi bir şey yani. Bir açı kayması sadece. Ne güzel anlattın. Yani orada ne zaman uyuyorsun farkında bile değilsin. Ne zaman rüyaya girdin farkında değilsin. Ne zaman uyanıyorsun. Yani bunlar hep hakikaten üzerine biraz şey yaptığında seni alıp götürecek ve hayret, ne hissediyorsun, fazla girmeyeyim. Ben burada işime gücüme bakayım. Yukarının işleri kendisine ait olsun. Çünkü hakikaten beyin enteresan bir şey. Yani kullandığımız kelimelerin beynimizde nasıl moleküler dizilime sahip olduğunu görsek, düşüncelerimizin elbisesi dildir ve bu dil bizim kültürümüzü oluşturuyor. Ve biz bu bedene doğuyoruz, bedenle beraber kültürün içine doğuyoruz. Hani Hazreti İsa Aleyhisselam diyor ya, işte bedenden doğan bedendir ama ruhtan doğmadıkça, ruhtan doğmak ne demek? Bedeni ve kültürü aşmak. O kültürü aşmadıkça Allah'ın melekutuna çıkamazsınız diyor. Dolayısıyla bunu niçin söyledim? Çünkü bu yolculuk olmadığı takdirde kendimizi sadece belli algılardan ibaret zannederiz. Bu cehennem. Cennet bu katman katman varlığının her bir demini şey yapabilmek. Yani beyinde nice boyutlar var. Mesela bir hayal kuvvemiz var. Tahayyül kuvvetimiz var. Ve o tahayyül kuvveti belli bir seviyeye çıktığında, doğru akılla birleştiğinde, tasavvuru da güzel olduğunda, belli bir seviyeye, yani üçüncü göz seviyesine çıktığında o hayalimiz aslında gerçekliğe yansıyabiliyor. Ama tabii ki maddeye inmesi zaman alır. En azından senin için, senin dünyanda bir gerçekliği var. O gerçeklikte yaşayan bir boyutun var. Bir tarafa hazırlıyor. Yani buradaki düşüncelerimizle evrenimizi oluşturuyoruz. Düşüncelerin dile, dilin kültüre olan etkisi, yani nefesin sese, sesin de hale olan etkisi, işte bu geçişler ayrımsız. Onun için zihnine ve diline sahip çık. Sahip çık. Ağzından çıkana, ya, düşündüklerine, ya, kendi gerçekliğini oluşturuyorsun. Ya. Şuradan şuraya yani. Kelimelerle döllüyoruz beynimizi ve buradan doğacak. Ya. Yani beynimizi dilimizle yaratıyoruz dediğim, altını çizerek tırnak içinde veya neyse, yani yaratıcı sadece Allah'tır. Tabii ki bazıları işte şüphesiz. Yani orada ve en işin kritik noktası, yazdığınız haritaya göre beyniniz size cevap vermeye başlıyor. İşin riskli tarafı burası. Yani sen orada o ritimleri, o kelimeleri, o duyguları almışsın, yüklemişsin hard diske. Beyin onunla moleküler dizilimini oluşturmuş. Sonra artık varlığı onunla görmeye başlıyor.
Ve sana o cevap vermeye başlıyor. Sen beynin için, ben diyorum beyninize inanmayın. Yani beyninizin öyle loblarına dokunuruz, dokunurlar veya yani dokunulur, dokunulabilir tecelliler neler neler çıkar. Yani hakikaten akıl dediğimiz şey belki gaflette olduğumuz için farkında değiliz ama bir iplik gibi bir şey. Yani şu varlığı görüp de bunun karşısında hayret etmemek aslında, hayran olmamak, bunun bir delilik aşaması var tabii ki. Bir şok aşaması var. Neden şok aşaması var? Çünkü bugün bir şeyden şikayet ediyordu da birisi, en nihayeti karşılaşacağımız şey hepimizin. Ya işte herkes ölüyor filan dedi. Ya dedim sana ne herkes ölüyorsa. Yani bununla yaşanmaz yani. Ölüm. Tek şey yaptığımız şey. Ölüm anı çok kritik. Ölmeden önce ölün diyor ya aslında meselenin püf noktası orası. Neye ölün? Neyi? Yani bu ölüm biyolojik bir ölüm değil. Bu bir dönüşüm. Bu dönüşüm şu. Benim nihayetine geldiğim noktayı söyleyeyim. Evet. Benim nihayetine geldiğim nokta şu. Ya iyi ki buradayım. İyi ki bu varlığın içerisindeyim. İyi ki bu tecelli ile ve şükrü devam ettirebilmek çok önemli. Şükür halinde olmak çok önemli. Yani varlığından, var olmaktan memnun olmak, lezzet almak demek, zatından memnun olmak. Ama zat o kadar saf ve temiz ki orada sadece sohbet var. Dedikodu yok, aşağıdan alma, yukarıdan alma yok. Ve bu bazen kendinden kendine. Ve bu bazen kendi döngüsü içerisinde. Kısaca demek istediğim, insan önce kendisiyle muhabbeti öğrenmesi lazım. Ve kendiyle öğreneceği muhabbete de bence ilkin hayvanların ve doğanın dilinden başlaması lazım. Birazcık dış aleme belki kapatmak demeyelim, doğru verilerle de onları dengelemek. Ama en nihayeti şükre çıkacak yani. Meselenin özü şükür. Şükredebilmek, mutlu olabilmek. Hedef. Cennetlerin, cennet işte bu. Yani çok basit şeylerle bunu yakalayabiliriz. Yani doğadaki o diatomlara baksın insanlar mesela, planktonlara baksınlar mesela. O geometrik konfigürasyonlara, kutsal doğanın o muazzam matematiğine baksınlar. Her şey orada gizli zaten. Her şey zaten. Yani o balarılarını izlesinler mesela. Ben izliyorum, saatlerce belgesel izliyorum, içlerine giriyorum filan, yaşıyorum onlarla birlikte. Hakikaten orada da bir dünya var. Yani orada da bambaşka bir dünya var. Kendi algımızın başka portallarına yansıdığımızda işte Marmaris'te böyle bir taşın altında Kara Fatma var. Yani gece renkli ışık, 4000 çeşit renk veren bir lambayla kayalara bakıyorum. Oradaki o değişimleri görüyorum. Kameradan da ışık oyunları, optik illüzyon. Çünkü beyindeki pineal de öyle görüyor. Yani belli eşiklerde şeyler olmaya başlıyor. O ışık oyunlarıyla kaldırdım taşın altını. Kara Fatma orada bana böyle bakıyor. Ya diyor gecenin bu vakti diyor niye bizi rahatsız ediyorsun? Kapatıyorum. Yani her şeyi zikreder. Her şeyin duyarlılığı var. Her şeyin hassasiyeti var. O sessizliği yakaladığımızda, O dinginliği yakaladığımızda bunun işte bu sükuna biz ilahi sükunet olan diyoruz aslında. O sükunetle İşte İdris peygamberin iki kitabı diyor ya, İdris aleyhisselam. Yani göğün güneş semasına çıktı İdris Nebi. Orada bilgileri aldı ve indi ve tatminiyet. İşte anlattığı şey de bu matematik. Yani şu doğadaki mucizeyi görmez misiniz diyor. İdris aleyhisselam kutsal matematiğin ki geometri öğretmekle insan ahlakını inşa ediyorlar. Yine önündeki işlerle yani. O kadar. Önündeki işle. O şeyler var mesela, yorgan dikenler var. Yorgancılar. Yorgancılar var mesela. Onu Allah, 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 Allah. Şimdi notalara çalışırken onların her birinin birer durak, hazret, onlar bir trafik. Doğanın matematiğinde de bu var. Yani demek istediğim aslında tefekkür ve saygı duymak ve gerçekten çok büyük bir sanatçısın. Ve ben bunun içerisinde olmaktan mutluyum mu kendine telkin ettiğinde güzel bir fraktal oluyor. Muhittin Arabi'nin anlattığı lahut alemi, lahut zaten hudut, sınırın olmadığı. Az önce dedik ya, o sonsuz ışımanın olduğu. Yani buna işte kütlesiz maddelerden bahsediyor bugün bilim. Nötrinolardan bahsediyor, kütlesi yok ama bunların
yine o triatlar konusunda 3 tane o karanlık noktacığın, görülmez, bilinmez o noktacığın bir araya gelip böyle bir nokta oluşturması ve aşağı düşmesi. Hatta Muhittin Arabi şey der, harfler üzerinden anlatır hakikati, boyutları, evet, mertebeleri. Mesela der ki, lam elif harfi der, harflerin ismi azamdır der. Çünkü elifin sonsuzluğundan alır der, kendi içinde bir döngü oluşturur ve tekrardan yukarı çıkar der. Şimdi bu dereceler de çok önemli aslında burada. Biliyor musun? O harflerin kıvrımları. Ya. Yani bunun tabii şimdi pineal bez baktığında oradan 90 derece diyor. Arka noktaya bakıyor. Bedende öyle noktalar var ki. Bu açılar, zaviyeler zaten eskiden tekkelerde anlatılan şeyler. Yani açı ve zaviye ilmi aslında yine beynimizin yapısıyla, DNA'mızla, bütün varlığımızla alakalı bir şey. Bilmiyorum, farkındalıkla. Evet. İşte, alemler buradan doğuyor. Menziller bu açı farkları aslında. Muhittin İbni Arabi'nin anlattığı alem yani, mertebeleri. O lahut. Şimdi oraya geleceğim. Evet. O aleme. Mesela lahut alemi sonsuz uzay. Ve orada o karanlık noktanın ilk noktayı oluşturması ceberut alemi. Yani noktanın oluşumu. Atom altı dünya, lahut. İlk atom ceberut alemi. Ve bu ceberut alemi cebr. Yani o üçlü bir araya zorla cebren. Yani istese de istemese de bir araya gelmişler. Zoraki. Zora. Hatta ayet var, diyor ki Allah göklere ve yere isteseniz de istemeseniz de bir araya gelin dedi. Ve onlar biz isteyerek bir araya geldik dediler. Çünkü yasaya tabiler. Yani şeyi yok. Olmazsa olmaz. Bu varlığın bir döngüselliği. O nurun oluşması ceberut alemi. Yani kuantum okyanus aslında burası. Lahut alemi. Evet. Bir sonsuz uzay. İlk kozmik çorbanın şeyleri, okyanusu ve bir alt kademede melekut alemi dediğimiz holografik yapıyı temsil eder. Yani ceberut alemi kuantumla alakalıdır, melekut alemi ise holografik yapıyla alakalıdır. Holografik yapı ne demektir? Zerrenin içinde kainat, kainatın içinde zerre. Yani bu zerreler birbirinden ayrı değil. Hepsi bir bütün olarak. İşte lahut aleminin bir üstü aslında hahut alemidir. Hahut aleminden o insanı kamil dediğimiz, ki insan kavramı çok ayrı bir kavram. Yani sureta gördüğümüz değil. Kim ki o bilincin ışığıyla parlıyorsa o insandır. Taşla parlıyorsa o insandır kadim gelenekte. Yani suretaya insan demiyoruz. O hahut alemindeki o insanı kamilin, yani aslında yine insanın kendisine bakacak olan niyeti ceberut alemindeki okyanusa düşüyor. Holografik dalgalanmalar oluşturuyor. Varlığın holografik dalgalanmaları, ışık varlığımız, ki eterik, astral bedenimiz, katman katman şeylerimiz var. O bilinçlere bir geçsek mesela başka algılarız, başka görürüz. Bu holografik dalgalar belli bir dengeyle, sibernetik bir dengeyle, sibernetik denge ne demektir? Vücudumuzda mesela adamın kulağı iyi duymuyor, gözü iyi görmeye başlıyor. Yani hayat bir sibernetik, kendi içinde dengedir. Babası zengindir, oğlu şöyledir mesela. O biri öyledir, biri böyledir. Hayat bir taraftan dengeler insanı. Onu uçlara mı götürüyor? Orada, o uçtan o uca uçtan, götürüyor. Yani o uçta o ucu dengeliyor. O uçla o ucu dengeliyor. O uçla o ucu dengeliyor. Bir bakıyorsun böyle bir şey var. Ben diyorum ya Allah'ım, kolayın kolayını kolaylıkla mesela. Hani bizi zor dengelemeler için. Amin. Bu da bilincimizle alakalı. Bu holografik dalgalar sibernetik olarak iniyor ve misal alemi dediğimiz, işte rüyalarımız burada başlıyor bizim. Eterik ve astral bedene ait rüyalar. Misal alemini yansıyor. Misal aleminden sonra şehadet alemi dediğimiz bu fiziksel dünyaya, yani niyet kuantum okyanusa düşüyor. İlk fotonu oluşturuyor. O kendi arasında sonsuz yayılımlı holografik dalgayla ve sibernetik dengeyle şehadet alemine inmiş oluyor. Buna inzal deniyor. Yani doğanın kanunları 5 ilke. İnsanda da 7 nefis mertebesi var. Yani doğa sıkışmış, insanı doğurmuş. İnsan sıkışacak, ilahi olanı doğuracak. Böyle bir döngü aslında. Çok insanla doğa varlığı. Yani Rahman'la Rahim arasında. Gördüğümüz her şey Rahman. İşte onun Rahim'i. İçsel olan. Biz kendi evrenimizdeyiz. Tek başımıza doğduk. Tek başımıza öleceğiz. Her ne kadar burada bu filmi seyretsek de bunun film olduğunu ne zaman anlıyoruz? Öldüğümüz anda anlıyoruz. Şu anda zor. Ölüm anından baktığında idrak yok. Rüyanın içindeyken rüyada olduğunu anlamıyorsun. Uyandığını anlıyorsun. Öldüğünde arıyor. Güzel bir rüya.
kötü bir rüya değil. Ve rüyadan rüyaya gideceğiz. Yani yansıtmadan... Başka bir rüyaya tabii, uyuyacaksın. Yansıtmadan yansıtmaya gidiyoruz biz. Evet. Işığın tecellisi, ışığın bilinci, ruhun sonsuz... Bu güzel olan bu zaten. Yani varlık niye vardır diye sorulmaz. Sadece güzelliği yaşanır. Ben çok güzel bir örnek veriyorum. Hani işte sesi hangi elim çıkarıyor? Şimdi farklı koşullanmalar. Diyor ki sol elim vurduğu için sağ çıkarıyor. Öbürü diyor ki yok diyor sol diyor çıkartıyor. Öbürü diyor ki ya ses denen bir şey yok ki diyor. Öbürü diyor iki eli çıkarıyor. Biri de diyor ki ya diyor hangi el çıkarırsa çıkarsın diyor. Orayla çok ilgilenir. Ben diyor şu alkış sesinden diyor dans etmeye başlayayım diyor. Hakikaten insanın o noktada bir ilahi bilincin özgün iradesini ve kutsamasını kendi dünyasında yaşaması güzel. Çok şükür. Güzel. Çok şükür. Şimdi akıl mertebelerine gelecek olursak o da nefis mertebeleri gibi. Aslında bunu şey olarak düşünebiliriz. Su, buz, buhar ve vital. Hepsi H2O. Yani ilahi olan hepsi. Ama H2O orada o fazdan olmuş, buhar olmuş. O fazla su olmuş, o fazla buz olmuş. Yani buzun içinde de, buharın içinde de H2O var. Bunda sorun yok. Fark, form farkı. Tek nefisimiz var. Fakat bulunduğu menzile göre bir isim alıyor. Bir sayısının bulunduğu menzile göre işte iki olması, üç olması hepsinin özü bir. Şimdi akıl dediğimizde aslında beş çeşit akıl. Aklı meaş yani işte günlük akıl deniliyor buna. Nedir bu? Yine içgüdüsel bedene bağlı. Aklın meaş yani maaş aklı. Alma, verme, dünya aklı filan. Bir de aklı meat yani kişinin geçeceği bir akıl. Talep etmesi gereken bir akıl. Aklı meat. Yani hedefi ereğe olan bir akıl. Dedik ya birçok portal var. Evet. Ama bunu bir hedefe kilitlediğimizde veya işte yine levvamede öz eleştiriyle olacak bir şey ki öz eleştiri de kişi tek başına yapmamalı. Mutlaka bir bilenle yapması lazım. Çünkü bazen nefis kendisine öz eleştiri de çok ileriye gidebilir. Hep kendisini suçlu şey yapabilir. Yani bu hassas ruhlarda bunlar sorunlara da sebebiyet verebilir yani. Aklı meat, aklın bir hedefe yönelmesi, akıl hedefe yöneldiğinde, kıblesini bulduğunda sükunete geliyor. Hani o hacdaki durak noktaları gibi. Belli durak noktalarında dengelenme oluyor. Ve akıl bir hedefe yöneldiğinde artık onun üzerine işliyor. Bunu neye yönlendireceğiz tabii ki? Neye yönlendireceğiz? Kadim bilgelik mesleğe seni verirken o mesleğin haline büründürmek için veriyor. Mesela İdris Nevi geometri ilmini öğretirken aslında sende o ahlakı açığa çıkartmak. Yani o çizgiyi dik üçgen yapabildiğinde dediğim o bir çizim değil. Onun matematiğini kendine yazabildiğinde sen de dikeliyorsun. Yani sen o mimari eseri yaptığında kendini tamamlıyorsun. Mesela kendi dünyamda şöyle bir şey vardı. Udu hep çalmaya çalışıyordum ben. Ve içimden ses dedi ki bak ne zaman sen bunda akışı yakalarsan, bu ritimlerle beraber akmayı öğrenirsen, çünkü sen kafana göre gidiyorsun. O iş seni hizalandırıyor. İşte aklı meadı, sağlam matematiği yani Allah'ın müzeyyin, müdebbir, musavvir, mukaddir isimlerinin, matematiğinin olduğu bir isme yönlendirdiğinde akıl stabilize oluyor. Bir noktada. Dağınıklığından şey yapıyor. Hı-hı. Hedefine geliyor. Hı-hı. Ve bu akıl burada demlenmeye başlıyor. Yani demleniyor ve nurani akla geçiyor. Salim akla geçiyor. Akıl selamete geliyor. Yani bir hedefini buldu, selamete girdi. Selamete girdikten sonra genişliyor ve nurani akıl oluyor. Nurani akıl dediğimiz şey de aslında nasıl ki o protonun, elektronun tam böyle stabilize olduğu, dengelendiği anda. Normalde bunlar birbirini kovalar. Evet. Sürekli bir cazibe vardır. Yani fakat öyle eşiklerde öyle bir stabilize olurlar ki sanki iki aynanın karşılıklı gelmesi gibi. Böyle bir anlam düşün. Artık bütün loblara, demlendiğinde bütün loblara açıldığında ki bebeklerin beyni öyledir mesela. %100. Mesela bir bebeğin önüne 20 tane güvercin koy. Hepsini tek tek fark edebilir. Çünkü bütün nöronlar aktiftir. Yani aydınlanma dediğimiz bütün nöronların aktifleşmesi. %100 yani tamamıyla İslam her iki boyutu da tam bağlantıda olmak demektir. Köprü yıkılmamış demektir.
Bebekler öyle yani. En ufak detayı fark ediyor. O nurani akılda sen idrak edersin. Agah olursun. Uyanırsın. Dışarıdaki nurun içerideki nurla, içerideki nurun dışarıdaki nurla birliğine şahit olursun. Ayrımsız birliğe şahit olursun. Yani kalemin mürekkebini kağıttan, kağıdı kalemden, kalemi elden, eli akıldan ayrımsız birliğini deneyimlediğin bir noktadır ki bu külli akla ulaşmaktır. Nirvana'ya dediğimiz, Safiullah belki dediğimiz, sonsuz bir evren olduğunu, evrenin bir gözü olduğunu idrak ettiğin bir şuur haline düşersin. Bir üstad öyle diyor. Gözümü kapatıyorum, evren, ben diyor, gözümü kapatıyorum, ben diyor, evren oluyorum. Gözümü kapattığımda evren oluyorum. Gözümü açtığımda evren ben oluyorum diyor. Evrenle senin aynı birleşimde olduğun o hattı yakalamak demek ölümsüz olduğunun deneyimi aslında. Çünkü orada zaman ve mekan yok. 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 Evet. Çünkü orada dünya dediğin bir şey yok. Çünkü orada gelecek dediğin bir şey yok. Orada sadece saf bir oluş var. Ve saf oluşun içerisinde sen tamamıyla tatminsin. Ve bu senin bütün hücre hafızanı değiştiriyor. Bu senin bütün morfik alanını değiştiriyor. Bu senin bütün anlayışını değiştiriyor. Buna gusül almak deniliyor. Yani guslünü alıyorsun. Zihin tamamen bitmiş. Bitmiş dediğim üstündesin yani. Ve zihnin oyunlarını görüyorsun. Hangi lok neyi söylüyor, Zihnin elinde diğer türlü oyuncaksın değil mi? Oyuncak. Pat, nasıl yapışıyorsun hem? Anında yapışıyorsun oraya. Tam. Zihne değil mi? Aynen. Zihin şeytanın delikleri bu işte. Senin aylar önce zikretmiş olduğun çok güzel bir söz vardı Muhittin İbn Arabi'nin. Evet. Neydi? Rabbinden aldığın tertemiz nefsi. Tabii kirletmeden zihninde geri ver. Tabii ki. Çok etkilemiştir beni o. Yani benim hayatımda miraç olan şeylerden bir tanesidir o. Hak'tan aldığın nefesi düşüncelerle kirletmeden yeniden temiz bir şekilde Hakk'a ver. Düşüncelerimiz, Hazreti İsa diyor, yani düşüncelerinizden bile sorumlusun. Düşünceyle yarattığımızın farkına varsak, yani insanda tekvin sıfatı, yaratım sıfatı düşünceyle, kelamla oluyor. Yani şu kelam gidiyor ve ahiretimiz burası işte, Levh-i Mahfuz. Yani doğanın meyvesi biziz ve bu meyvenin ulaştığı en nihai nokta beyin. Ve beyin elektromanyetik alanla fizyolojik, biyolojik alan arasında berzah konumunda, geçiş konumunda ne oluyor? İşte radar gibi alıyoruz. Telepatiyle alıyoruz. Nazarla alıyoruz. Şu kitapların bile enerjisini alıyoruz. Bir sürü şeyler alıyoruz yani. Ve bunu beyin topluyor. Kendisi topluyor yani. Ve biz bunlardan bir tanesine vurgu yaptıkça onu güçlendirmeye başlıyoruz. Öbürünü güçlendirmeye başlıyor. Öbürünü güçlendirmeye başlıyor. Güçlendirdiğimiz duygulara dikkat edelim. Aynen. Değil mi? Yani hayat veriyoruz. İşte cinleri, şeytanları, melekleri aslında bu düşünce elbiselerinde bir eşikte bunlar suret olarak da karşımıza çıkar. Yani senin böyle bir duan olmasaydı ben burada olmazdım. Benim bir duam olmasaydı sen burada olmazdın. Yani şu anda biz ortak bir zeminde bulunuyorsak beraber demek ki bizim bir yerlerde bir birliğimiz var, bir bağlantımız var. Yani ruh bedensiz, beden de ruhsuz olamaz. Evet. Ya o açıdan bu birlikteliklerin doğru okunması noktasında o tek başınalığımızı yaşarsak orada hırsa kapılmayız işte. Varoluşsal birliğimizi deneyimlemek. O dinginliğe Allah nasip etsin. Ya ilahi vecdimizdir dediğimizde biz o zaman paylaşmaya başlarız. Evet. Güzellikleri paylaşırız. Şükür hali zuhur etmeye başlar yani. O açıdan semavat alemi semi'den geliyor, işitmekten geliyor, idrakten geliyor. Semi'na ve ata'na. İşittik ve itaat ettik diyor. Şimdi ben bunu diyorum yani işitmek öylesine bir güzellik ki bu, buna itaat etmemek, buna uymamak gibi bir lüksün olamaz yani. Bu senin için bir konfor alanıdır. Yani İşin matematiği, şeriatı, yasası, kullanım biçimleri senin konfor alanındır. Onları aşmak için değil, onları doğru kullanmak için. Yani yerinde kullanmak için aslında. Cenneti doğuran şey bu. Tamamıyla bilinçle bilinçsizlik arası durum yani. İnce bir çizgidir. Evet, bu kadar.
Bu kadar yani. Akıl ve nefs mertebeleriyle ilgili söyleyeceğimiz başka bir şey var mı Kubilay? Külli eklemek istediğim. Eyvallah. Son eklemek istediğim şu. Dedik ya, aklı meaş, hedefe ulaştı. Aklı meat geldi, salimleşti, nurani akla çıktı, ışımasını vecdini gösterdi, külli bir akılla donandı. Külli akılla donandı demek şu demek, her şeyi bilir değil aslında. İstişareyle hareket eder demek bu. Yani Firavun'la Hazreti Musa'yı ayıran tek şey aslında, ikisi de külli aklın bir tecellisine mazhar. Biri Firavun olmuş, biri Musa olmuş. Fakat Musa aleyhisselam külli aklı istişareyle kullanıyor. Yani o külli nurani veçeyi. Firavun ise onu kendisine kullanıyor. Sadece benlik. İşte benlik onun için şey yapılmıyor. Yani külli akıldaki kişi istişareyle hareket eder. İşte Peygamber aleyhisselamın söylediği, işi ehline verin. Bugün de konuştuk ya, her işin ehli vardır. Yine işimize, yine dünyamıza dönmüş olduk. Semavat aleminden böyle bir haberle. Evet. Ve en önemli kanal da diyorsun rüyalar bu noktada. Tabii. Yani rüyalarımızın anlamlarına çok da takılmamak lazım. Ama tamamıyla anlamsız da değil. Rüyadan daha önemli şey rüyanın içinde rüyayı görmek, şifa noktaları ve rüyayı yönetebilmek derken bazen kaçıyorsun, kayboluyorsun içinde. Ama pat uyandın mesela. Tekrar kapat gözlerini. O rüyayı devam et. O rüyayı iyiye şey yap. Mutlaka iyiye bağla. Yani bu beynin içinde yarım kalmış bir hikaye kalmamalı. Hikayeleri tamamlamalısın. Helalleşmektir bu. Herhalde not şu. Aklınıza, zihninize ve dilinize sahip çıkın. Evet, değil mi? Tabii. Aynen bunu söylüyorum. Öyle bitirelim mi? Aynen. İstersen sen söyle, izleyenlerimize. Değil mi? Eline, beline, diline. Dediğimiz, ama öncelikle zihnine ve diline tabii, dikkat et. Tabii tabii. Hepsi uzantısı zaten. Ha, sen yani kendi kısaca, gerçekliğini kısaca, bir şekilde kendi elinde yapıyorsun yani. Zaten hep söylemişler illa edep. Bu anlamıyla elimiz yaptığımız işi, dilimiz söylediğimizi, belimizse ürünlerimizi, sülümüzü temsil eder. Ve insanı insan yapan bu üç şeydir. Bunları hikmetinde kullanmak, bunun duasında olmak. Şöyle bir ayeti ben çok seviyorum. Diyor ki siz bildiklerinizi uygulayın, bilmedikleriniz size öğretilecektir. Benim tek duam ihtinas sıratel müstakim. Denge üzere. Güzel inşallah. Şöyle devam etsin. Edersin. Ben teşekkür ederim. Yayınımıza katıldığın için var ol, sağ ol. Sağ olasın. Bizlere kıymet verdiniz, zaman ayırdınız. Kubilay'la beraber sizlere teşekkür ediyoruz. Sizler de sağ olun, var olun, hoşça kalın.